Necmettin Bey. Ya bilmiyorum, Necmettin Bey ile ilgili benim kafam zaman zaman karışıyor ama şu bir gerçek. Necmettin Bey 73 yaşından sonra çocuk sahibi olmaya, bir baba olmaya daha doğrusu karar verdikten sonra hayatı allak bullak olmuş. Sevil Hanım'la tanışmış. Dün Sevil Hanım'la ilgili çok hararetli bir yayın oldu. Necmettin Bey gömleğini falan yırttı. Böyle acayip bir hareketler yaptı. Ya zaman zaman Almanca konuşuyor. Bilmiyorum Almanca. Yani enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Bugün Sevil Hanım gelecek mi gelmeyecek mi? Son durumdan sizi haberdar edeceğim. Ama önce Necmettin Bey'i bir çağıralım. Buyurun Necmettin Bey. Digorlo Necmettin Bey. Buyurun Necmettin Bey'ciğim. Ya bir şey söyleyeyim. Kılığınıza, kıyafetinize, kendinize o kadar çok bakıyorsunuz ki. Ben lüks, hayati çok bağlısınız. Ben lüks yaşamayı çok severim. Temizliği lüks. Çok severim. Ayıp olur söylemesi. Ben mesela lobaya gittim zaman güzel bir şey yapmadan ben o lavaboyu titiz bir adamsınız. Ben çok çok titizim. Buyurunuz. Hani hanımefendi diyor ya, o da benim gibi temizdir. Hı. Sizde bir ricam var. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Buyurun Necmettin Bey. Ben burada torunum Gökhan Bakışlı'ya selamımı gönderiyorum. Tabii ki ben sizin bazen kararlarına saygım değil. %100 uydum, sizi dinledim ve bu kadında vazgeçtim. Allah beni bu kadında kurtarsın. Didem Hanım'ın da bir ricam var. Beni bu kadında kurtarsın. Benim verdiğim paralarımı versin. Madem ki bu kadın, yemin ederim Allah'a, versin benim malımı, ben elimi çekeceğim onda. Yemin ederim. Şimdi burada da Necmettin Beyciğim, işte benim burada biraz kafam karışık. Neden? Onu ben birazdan söyleyeyim. Siz yerinize oturun, ben söyleyeceğim neden olduğunu. Dün neler yaşadığımızı bir hatırlatmak istiyorum değerli Vazgeçme izleyicilerine. Siz yerinizi alın, şu karşıya oturun lütfen. Bu çalışmıyor. Kulaklık çalışmıyor. Biz de orada onu halledelim, bantlayalım hatta kulaklığı da çıkmasın. Ben bantladım. Her şeyi yaparız, dünü bir hatırlıyoruz öncelikle. Buyurun. Olmayalım. Bak seni hala seviyorum. Bak yine de her şeyi sana yaparım. Sen hala çocuk sahibi olmak istiyorsun, evlenmek istiyor musun? Ben yine evleneceğim Allah'ın izniyle. Yine mi evleneceksin? Allah'ın kararlısın izniyle. Kararlısın yani. Kararım. Bu Sevil Hanım mı, başkası mı olacak acaba? İnşallah başkası olur. Artık Sevil Hanım da ben... Emin beni misin? Bu kadar dolandırdığı... Bütün bu iddialar karşısında bakın Sevil Hanım ne diyor? Buyurun Sevil Hanım. Bana nasıl tanıştığınızı söyler misiniz? Müşterek ortak arkadaşımızla biz Necmettin Bey'le tanıştık. Beğendiniz mi Necmettin Bey'i, sevdiniz mi? Şimdi Necmettin Bey'den ben elektrik aldım tabii ki. Isındım, sevdim, kendine inandırdı. Yani bana çeşitli vaatlerde bulundu. Sana şunu yapacağım, bunu yapacağım şeklinde, bu şekilde vaatlerde bulundu. Ben de kendisine inandım, güvendim. 30 yaş büyük olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Biliyordum ben sana. Nesin Hanım bana 60 yaşında olduğunu söylemişti. Bak yanlış konuşuyor, özür dilerim. Kaç dedi size? Ben sana nüfus 60 yaşında olduğunu söylemiştim. 60 yaşında olduğunu. Ne 60 ya? Benim sen nüfus kağıdını görüyorum. Ben sen... Onlar sonradan ortaya çıktıktan sonra öğrendim. Tabii, ben 73 yaşında olduğunu. Ya sen... Sevgili Sevil'cim, şimdi çocuk sahibi olabilmek için bir doktor kontrolünden geçtiniz mi? Şimdi şöyle, şaşırmadınız mı ama beyefendinin 73 yaşında olduğunu öğreniyorsunuz, sizden 30 yaş. Ama ben kendisine inandım, sevdim, güvendim. Zaten o için girdim o yola. Siz niye 30 yaş büyük biriyle 41 yaşından sonra, çünkü kadın için de doğum risklidir. Niye çocuk sahibi olmak istediniz? Sen de ben kız çocuğu istiyorum. Hem de kız çocuğu. Şimdi onlar nasıl kısmet işleri bilemeyiz. Onu kandırma ya da dolandırma gibi bir düşüncem olmuş olsaydı zaten böyle bir şey yapmazdım. Gerçekten amacınız sizin de çocuk sahibi olmak ve yuva kurmak mıydı? Kesinlikle. Çünkü Necmettin Bey bana o şeyi vermişti. Güveni vermişti. Yani Necmettin Bey'in ilgisinden sıkıldınız mı bir süre sonra? Şimdi şöyle, 2 ay sonra resmi nikah kıyacağım dedi. Kıymadı. Uzak. Sözünü tutmadı. Yanlış, sözünü tutmadı yanlış. Evet. Her geldiğinde işte bana farklı yalanlarla geldi yani. Nasıl yalanlar söyledi size? İşte nikah kıyacağım diyerekten geldi. Hiçbir şekilde icraat yok. Sana şunu yapacağım dedi. Hiçbir şekilde icraat yok. Hamile oldu mu? Sana nikah kıyacağım. Bebek olunca yapacağım. Tabii. Bebek olunca. Hamile. Senin bütün resmi ne kadar nikah yazmışsın? Olmadan ben nasıl gel ben yaparım. Ben resmi nikah yaparım. Bebek yapsın Almanya'ya şimdi. Almanya'ya götüreceğim. Ben istersen bebek yapsın yapmasın. Şu anda mı istiyorsun? Evet. Ben istemiyorum. Gel ben bakalım hadi. Kesinlikle istemiyorum. Şimdi ben
Necmettin Bey, gerçekten açık ve net bir şekilde merak ediyorum. Tamam. Ya gözünü seveyim. Yani böyle sık sık da yaş söylemekten nefret ediyorum da. Yani herkes çünkü hissettiği yaştadır. Yani siz 73 yaşında kendinize yeni bir hayat kurmak istiyor olabilirsiniz. Ama 30 yaş yaş farkı olması, sizden 30 yaş küçük olan bir kadınla bir araya geldiğinizde samimi olarak birbirinize aşık olduğunuzu mu düşündünüz? Hemen emin olun. Ben tam öyle düşündüm. Dedim bu benim son kaderimdir. O orada yanlış konuşuyor. Bırakmıyor konuşayım. Ha. Dedim ki sen hamile oldun mu senin bütün bu nedir ya, bir şart var hani veriyorsun. Mehir. Vereceğim. Yeni nikah sırasında. Onu, sen çocuğu doğurduğu zaman sana bir daire, çocuğun üstüne daire vereceğim, hı hı. Ve seni evlen... Zaten estağfurullah, nasıl hamile oldu senin nikahını yapacağım. Yanlış konuşuyor, yalan konuşuyor. Hı hı. Vallahi böyle, üçüncü ayın... Bu böyle... Siz gerçekten aşık mı oldunuz? Tabii. Kaç kez aşık oldunuz hayatınızda? Hayatımda iki sefer, bir Alman kızıyla, ha. Bir de bununla. Almanya'ya ne zaman göç etmiştiniz? Ben sene 1981'de. 1981 yıllarında bir Alman kadına aşık oldunuz. Kız ben böyle gençtim. Böyle ben 81 yaşında kaç yaşındaydınız gençtiniz? O zaman 27 yaşında falan. 27 yaşında. Bir Alman genç kıza aşık oldunuz. Ben dükkandaydım. Ben böyle saçlarımı daramıyordum. Böyle canım bir baktım iki tane pantolon getirdi. Ben dedi bunu kısaltmışsın. Ben de fazla Almanca'yı bilmiyorum. Ha. Dedi senin saçlarını okşayabilir mi? Tabii ki dedim. Saçlarınızı mı okşamak istedi? Okşa dedi. Ondan sonra ben Almanca bilmiyorum. Dayı bir telefon numarası verdi. Rahmetli Bilal dayım geldi. Dedim dayı işte Ana Maria diye birisi böyle böyle yazdı. O da dedi ki tamam hemen dayım ona telefon etti. Aa onkel bitte prima sumia Necmet. Ne demek hemen yani? Dedi, Necmettin'i al gel yanıma. Hemen bizim dükkanın arkasında da yani 150 metre ileride. Ben de dayım dişçiye kaldı. Gitti bizi kahve içti. Dayım geldi ondan sonra. Bant çıktı kulağındaki bant çıktı. Mecburen bant diyoruz ki o kadar çok hareketli biri ki Necmettin Bey. Kulağındaki bant bile çıkıyor. Bant diyoruz ki kulaklık çıkmasın bizi duysun yani. Gel Gökhan şu bandı neyse. Biraz daha şöyle biraz daha. Şimdi tamam, ben şunu merak ediyorum. Oldu, ben şunu okay. Ama şimdi çocuklarınızın annesi ondan sonra işte diğer eşiniz de üzülecekler. Bize aşık olmadı bu Necmettin Bey galiba diyecekler. Ben o zaman boşanmıştım. Boşanmış. Hayatınıza gelen diğer kadınları, eşlerinizi, resmi nikahlı eşlerinizi sevmediniz mi? Aşık olmadınız sevdim mı? Sevdim onda bu ikisi kadar sevmedim. Doğru konuşan insanım. Sevil Hanım'ı herkesten fazla mı sevdiniz? Evet. O yüzden mi kendinizi kaptırdınız? Evet, çok kaptırdım. Ama üçüncü ayda sonra hani arabayı sürüyor ya. Dikkat ederseniz içime ayağın olmuştu. Çünkü bana ben dedim bak Sevilay. Böyle diyor ya. Dedim Sevilay bak bana yanlış yapma. Bak ben rica ederim. Bak sen bana yanlış. O zaman öyle de. Olur yalan... mu canım? Ya yalan mı konuşayım? Yanlış mı? Yanlış ya, bunlar. Yanlış ya bunlar. Ben içimde gelen duyguyu söylüyorum. Öyle duyguyu ben ne yaparım biliyor ablam, musun? Allah Allah. Ama bırakın ben konuşayım. Konuşamazsın şimdi, öyle. Ama tamam mı? Ama orada öyle dedim. Yanlış. Neyse bir baktım daha sonu yoktur. Baktım oynamaya başladı. Hep icraat yok. İcraat yok. Yani siz onu denemeye başlamışsınız. Şimdi Sevil Hanım'la ilgili bir gelişme var. Birazdan haberdar edeceğim o gelişmelerden sizi hepsini. Ama bir şey konuşmadım ki. Daha yeni başladık ya. Ha? Şu görüntü var ya arabada gittiniz beraber bin o görüntü. O görüntü bir ekranlara gelsin lütfen. Yani aslında Necmettin Bey bir süre sonra kandırıldığını anlamış. Tabii. Ve olayları belgelemeye başlamış. Aynen öyle. Buyursunlar. Ama ben hala Necmettin Bey'in bu çelişkili konuşmalarındaki şeyi anlamadım. Onunla ilgili fikrim vardı söyleyeceğim. Ama şu şeydeki jipteki milyon liralık o jipteki görüntüler bir ekranlarınıza gelsin lütfen. Her şeyle yakışıyor o. Güzelime bak. Seni seviyorum. Ne yapayım aşkım? Sen benim son kaderimsin. Seviyorum oğlum. Sevmek var mı? Sen hiç aşık oldun mu? Sevdiğin için beni böyle kırdın. Ben benim ömrümü tüketirsin. Ben ömrünü yerim seni. Ömür tıkatacağım sana. Affedersin. Bundan ben sonra sana, senin üstüne gül kokmam. Necum. Çekme diyorum sana. Çekme. Dediğin. Arkadaşlar.
arkadaşlar beni takip edin. Orada çekme deyince Necmettin Bey anlamış. Abi şimdi nasıl anladım? Ha. Çünkü o müziği bir çekiyordu, bana böyle etti. Çekti çekti, birisine gönderdi. Ha, sizi mi çekti? Müziği mi çekti? Müziği çekiyor. Az ileri gitti, az müziği çekti, birisine gönderdi. Kim? O zaman aldattı, sizi aldattığı Mehmet Bey mi? Aldattığı ben anladım. Sizin Mehmet'e mi? Değil. Mehmet zaten onunla konuşmuyor. Hani Mehmet onu terk etti. Pardon, o zaman Mehmet'e gönderdi. Pardon. Sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet'e gönderdi. Mehmet'e gönderdi. Ben bilmiyorum, Mehmet'e birisine gönderdi.